Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Bugün Sigun'un yeni ürünü çelik bakım yağı ile karşınızdayız. Daha ziyade karbon bıçakların bakımı çok elzem olduğu için paslandırılmış bir karbon bıçak denemesi yapacağız. Yakın çekimini görüyorsunuz. Birkaç gündür sürekli suyla bekletiyorum ki iyice paslansın diye. Sanırım bu kadarı kafidir. Şimdi normalde pas temizlemek için arkadaşlar bu tarz bir taş alabiliyorsunuz. Amazon'da var bu tarz taşlar ikili şekilde. Bununla da temizleyebilirsiniz ama elde böyle bir taş yoksa ne yapmamız gerekiyor sorusuna cevap aradığım için 180 kum, 600 kum ve 1200 kum bildiğiniz düz hırdavatçılardan alınan zımparalarla işlem yapacağım. Sonra da hemen ufak bir keskinlik vereceğiz. Sonra da yağlayıp kaldıracağız. Su ile işlem yapacağım. Herhangi bir şekilde WD-40 ya da türevi bir ilaç kullanmak istemiyorum. Çünkü normalde ihtiyacım da yok. Yüzeyi ıslatıyorum arkadaşlar. 180 kumluk zımparayla. Aslında önce şunu göstermem lazım. Bakın şurada bir paslanmış bölge var. Tam şurada. Hemen şöyle. Yaptığımızda bakın artık orada pas yok. Çok kısa sürede etki eden bir taş ama biz bunu gelin zımparayla tatbik edelim. Bakalım sonuç ne olacak? Zımparayı tutmak zorsa sizin için böyle kalın bir şeyin etrafına sarıp bunu tutup daha güvenli bir şekilde yine işlem yapabilirsiniz. Hatta ben şuradan destek alayım. Evet, böylesi daha kolay. Tamamen zımparayı kullanıyorum arkadaşlar, görebilirsiniz. Yani herhangi bir şekilde zımparanın başka bir yüzeyini ya da altındaki taşı kullanıyor değilim. Şöyle yapalım. Hatta direkt böyle devam edelim. Bir nevi aslında perdahlama işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şu anda gayet düzgün bir şekilde. Kesici ağzın üzerinde paslanma varsa mesela, burada gördüğünüz şekilde. Kabaca bu şekilde almanızda bir sakınca yok arkadaşlar. Ucuna tekrar işlem yapmaya kalkmayın. Maazallah kendinizi kesebilirsiniz. Zaten taş ile işlem yapacağım zaman kabasını aldığım için geri kalan her şeyi taş halledecek. Şöyle yapalım. Biraz daha ıslatalım. Hatta ıslattıktan sonra da şöyle bir silelim sonucu görmeniz için. Bakın, bakın, gördüğünüz gibi. Yani karbon bıçak kullanmak isteyenlerin en büyük kabusudur. Peçete düştü, şu an almıyorum onu. Aldım geldim. Karbon bıçak kullananların en büyük kabusudur bu. İşte hani ya paslanırsa ya da Damaskus kullananların en büyük kabusu dediğim gibi. Bakın, şu şekildeki paslanmış bir gövdeyi hemen kısa bir sürede bu hale getirebildik. Peki durmamız gerekiyor mu? Hayır. Bu işlemi canınız istediği kadar yapabilirsiniz. Bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi 180 kumlu olan diyaloğumuzu bitirdik. Hemen 600 kuma geçeceğim. Buradan görebilirsiniz. Ve çok dikkatli olun. Tekrar söylüyorum. Kesici ağza dikkat edin. Kendinizi kesmeyin. Yani bu öyle şaka değil. Ciddi anlamda konsantre olmanız, odaklanmanız gereken bir işlem. Yoksa maazallah parmaklar gidiverir. Evet,
Gördüğünüz gibi tekrardan şöyle bir şöyle göstereyim önce. Evet. Gayet düzgün bir şekilde karbon bıçağımız kendini toparlamaya başladı. 600 kumla bunu mesela devam ettirebilirsiniz. İstediğiniz düzey bu değilse şayet. Hani daha da güzel görünsün istiyorsanız. Tabii ki devam edebilirsiniz. Bunda hiçbir değiş yoktur. Hatta sizin için bir 30 saniye kadar devam edeyim. Bu yöntem tamamen evde. Hani çok çabuk bir şekilde ulaşabileceğiniz 3-5 liralık bir maliyetle bakım yöntemi arkadaşlar. Yani şöyle bir taş alabilirsiniz Amerika'dan. Silikon karbürü yoğun olan bir taş bu. Belli ki. Esniyor çünkü. Yaklaşık 15-20 dolar bir o kadar da kargosu var. Yani ortalama 30-40 dolar arası bir rakam alırsınız. Bu da nereden baksanız 200-300 lira para demek. Onu yapmaktansa gidin 3-4 tane kum zımpara alın tanesi 1 liradan. Böyle ufak bir parça kesseniz bile gördüğünüz gibi işinizi görüyor. Ki zaten şöyle bir durum var. Bir bıçağın bu hale gelebilmesi için, karbon bir bıçağın bu hale gelebilmesi için ciddi anlamda sırt çevrilmiş olması lazım. Yani bu bıçağı o kadar böyle, yani o kadar nefret etmeniz lazım ki bu hale gelmeli, şu hale. Yoksa gözünüz gibi baktıktan sonra emin olun, bakın şöyle tutayım, pırıl pırıl. Şimdi en son hamlemizi yapalım, bitirelim bu yüzeyi. 1200 kum. Sırtta da var. Bunları da alalım. Aradan kaçmasın. Evet. Evet, gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde. Şimdi bu işlemi uzun süre yaparsam şurada mevcutta bir iki tane iz var arkadaşlar. Yalanda olmasın yani. Ama burada hani 3-5 dakika içerisinde ufak bir zımparalama işlemiyle bu kadar olur. Daha fazla uğraşırsam buradaki o ufak tefek lekeleri de giderebilirim. İçeriye sığsın diye ben sadece yöntemi göstermek adına bu işlemi yapıyorum. Şimdi de buraya geçelim arkadaşlar. Burayı da hiç uğraşmadan direkt bu minnak taşımızla yapacağım. Evet. Bunu görmenizi istiyorum. Bakın. Hızlı bir şekilde. Ama mesela kabasını bununla aldım. Tekrar ıslatacağım. 180 ile şöyle bir gireceğim. Hatta şöyle yapayım daha iyi görünsün. Evet. Tutamadım iyi mi? Bakın. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Hemen bir 600 yapalım. Güzel görünsün. Evet.
hiç durmadan şöyle ufak, böyle ufak ve tekrardan bir 1200 zımpara vuralım. İnsanlar çok korkuyor. İşte karbon bıçak abi dert ya. Bununla mı uğraşacaksın? Yok paslanır, yok bilmem ne olur. Doğru. Bakımsız kalırsa paslanıyor arkadaşlar. Bu doğru. Yani bu konuda herhangi bir yapabileceğiniz bir şey yok. Ama bakımını yaparsanız gayet güzel bir şekilde saklayabiliyorsunuz. 1200 zımparayla da geçtik. Evet. Şimdi tekrar koyuyorum ilk halini. Yani şu anda işlem yapmadan önceki halini görüyorsunuz. Hemen zımparalarla ufak bir işlem yaptık ve sonuç bu. Peki duracak mıyım? Hayır, durmayacağım. Gerçi keskin. Keskin. Hafiften bir strop atacağım sadece. Niye nazar boncuğu yapmadığımı merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü bu nazar boncuğu içeriği değil. Yani burada amacımız bileme yapmak değildi. Sadece çok paslı bir yüzeyi normal hale çevirdik. Hemen 2-3 kum zımparayla 3-5 dakika içerisinde. Hani dedim belki bir ihtimal. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir sesi var. Gayet de güzel. Keskinliği mevcut. Şimdi burada asıl konumuz şuydu. Evet, nihayet huzurlarınıza çıktı. Sadece karbon çeliklerin bakımında kullanılacak bir yağ değil arkadaşlar. Şayet isterseniz bunu paslanmaz çeliklerde de kullanabilirsiniz. En nihayetinde %100 oksijen geçirmeme garantisi taşıyan bir yağ. %100 organik bir yağ arkadaşlar bu arada. Arka tarafında bir kullanım kılavuzumuz var. Ben hazırladım. O kadar kısa ki. O ki çeliği yıkayın. İyice kuruladıktan sonra az bir miktar yağı tatbik edin ve yağın fazlasını bir peçete yardımıyla alın. %100 organik ibaresi var. Bitti. Bu. Aslında fazla bile sıktık. Hatta şöyle elimizle güzelce bir ovalayalım. Ben şu an bunu elimle yapıyorum ama normalde bunu tabii ki elinizle yapmayın. Oy oy oy. Gayet güzel bir şekilde şuradan evet. Evet. Her yerine sırtı dahil uca kadar gayet güzel bir şekilde yedirdik. Şimdi bunu kesmeden nasıl yapacağım bilmiyorum da. Şimdi bunu gösterebilmek için unutmuşum yanıma domates almayı. Şimdi inanmayanlar da çıkacaktır. Arkadaşlar kullandığımız yağ ciddi anlamda organik bir yağ. Tek faydası, hatta bakın tekrar sıkacağım. Görmeniz için. Tekrar elimde sürüyorum. Bakın. Tekrar yedirelim. Sadece fazlasını şöyle hafiften, bakın bastırmıyorum bile. Aha bu. Şimdi yağın organik olduğunu söyleme sebebim şu. Sonuçta çeliği bakıma alan, çeliği oksijenden, nemden koruyan bir yağ. Belki kimyasaldır. Ya tamam iyi güzel hoş, bıçak paslanmasın diye bunu kullanacağız ama ben bu bıçağı kampta nasıl kullanacağım? İşte bir şey kesmem lazım, bir şey yemem lazım gibi sualleriniz varsa buyurun. Domates de güzelmiş ha. Yağ organik arkadaşlar. Emin olun. Güzel bir durum oluştu aslına bakarsanız. Gözünüz korkmadan karbon çelik kullanabilirsiniz. Karbon çelikleri bu şekilde koruyabilirsiniz. Böyle bir ürünle. Bir de şöyle bir durum var.
Normalde karbon çeliği yağladıkları zaman çelikte kararma durumu da söz konusu oluyor. Çok fazla korkulan konulardan biri de budur. Ya tamam abi yağlayalım da çelik kararacak bu sefer de diye. %0 asit oranıyla çıkartılan bir yağ bu. Şu çelik artık kararmaz. Yani bu yağ bunun üzerinde olduğu sürece bakın akıyor gidiyor zaten artık su tutunamıyor. Şöyle 3-5 kere sallasam herhalde bakın. Ben bunu bu şekilde bırakayım 1 yıl. Ne kararır ne artık paslanır. Çünkü yağ ile korumaya aldık. 50 mililitre arkadaşlar bu arada şişemiz. Şişeyi de ben seçtim. Evet arkadaşlar içeriğin sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bir şeylere cevap verebilmişizdir bu içerikte. Sadece hani Sigun'un bakım yağı ile alakalı bir içerik olmaması için uğraştım. Umarım da faydalı olmuştur. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki içerikte görüşmeden evvel ürünle alakalı diyorum ki yogurttu. Hoşça kalın.